Rotate komutuyla devam edelim. Rotate komutu döndürmek için kullanıyoruz. Yani objeleri döndürmek için kullanıyoruz. Bununla ilgili de bir örnek yapalım. Yine bir rectangle alıyorum. Kısa yol RC enter merkez noktadan, sıfır noktadan tutsun. Bu merkez nokta seçimi yaparken 0,0 yazıyorum. Sağ tarafa doğru 100 yukarıya doğru y ekseninde de 50 birim olsun. Böyle bir dikdörtgen çizdik merkez noktasından. Şimdi bunu döndürelim. Bu obje tamamen bir polyline olduğundan dolayı seçmek için bir yere tıklamanız yeterli. Eğer bir line olsaydı, line'ı dikdörtgen olarak yapsaydınız bunu birleştirmeniz lazımdı. Join komutuyla birleştirmemiz gerekiyor seçim sırasında. Şimdi rotate komutunu bir yapalım bakalım. Rotate komutuna tıkladıktan sonra yine döndürmek istediğimiz objeyi seçiyoruz. Obje seçimi olduktan sonra enter ya da sağ tuş yapabilirsiniz. Sonra specify base point yani rotate yapacağımız açıyla döndüreceğimiz bir merkez nokta. Bu nokta dönme merkezi olarak düşünebilirsiniz. Dönme merkezi burası olsun. Şu anda orta açık olduğundan dolayı yatay ya da dikey yapıyor. Ortayı kapattım. Bakın buradaki tanımladığınız açı kadar dönmüş olur. Rotate komutu ilk default kullanımı move gibi düşünebilirsiniz. Move taşıma yapıyordu. Rotate döndürme yapıyor. Döndürürken orijinalini döndürüyor. Yani taşıma yaparken move'da nasıl yapmıştık? Objeyi tamamen taşımıştık. Aslını bırakmıştık. Copy gibi değil. Ama isterseniz burada da kopyalama yapabiliriz. Temel olarak da default'ta yani hiçbir ayar değiştirmeden rotate komutu objeyi tamamen döndürür. Bir, ne yapmamız lazım? Komuta tıklıyoruz. İki, objeyi seçiyoruz. Sonra dönme merkezi ve gerekli açı. Peki, buradaki kritik nokta tekrar Ctrl Z ile geri geldim. Kritik nokta şu. Açı, bu arada kısa yolu RO, kısa yolu RO. Obje seçtim. Sağ tuş ya da Enter. Dönme merkezi burası. Buradaki açı, şu anda verdiği açı, yatayla yaptığı açı. Biz buna saat yönünün tersi diyoruz. Bu CNC programcılığında da çok önemli bu. Bütün ölçüler, yani açı ölçüleri hep yatayla verilir. Eğer mesela ben 45 derece vermek istiyorsam buraya 45 derece yazıyorum. Ya da buradan itibaren bir 45 derece gidecekse buna 90 artı 45 yani x ekseniyle yaptığı açı yazmam lazım. Şimdi buna mesela 120 derece dönmesini sağlayayım. 120. Bu ne yaptı? Yatayla yaptığı, x ekseniyle yaptığı açı gösterdi. Buradaki verdiğimiz bütün ölçüler saat tersi yönü hareketi. Ama isterseniz bunu tabii ki değiştirebilirsiniz. U, N, Enter yaptım. Normalde saat tersi yönündedir açılar. Ama burada saat yönü yapabilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye etmem. Çünkü bundan sonraki programlarda, kullanacağınız programlarda ve CNC'de elle program yazarken ya da CAM yaptıktan sonra ENSI kodu aldığınız zaman oradaki açıyı da böyle ifade etmemiz lazım. Bu böyle kalsın. Yani bunu işaretlemeyin. Bu saat yönü yapar verdiğiniz açının. Ama böyle bir opsiyon olduğunu bilin. Kullanmak isterseniz kullanın. Ama ben tavsiye etmem. Hep default'taki ayar kalsın. Yani saat tersi yönü. Peki. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Bir tane daire alıyorum. C enter. Merkez nokta 0,0'dan başlasın.
line komutunu aldım. Merkez noktadan gitsin. Tam kuadrant tepe noktasından tuttum. Sonra şöyle bir açılı geometri, başlangıç noktası buraya kadar geldi. Şimdi bunu sağ tarafa doğru aynalama yapayım. Şu iki çizgiyi. Bunun için de aynalama komutu bir sonraki derste anlatacağım. Mirror komutu. Dönme merkezi, aynalama ekseni şuraya kadar. Enter. Şimdi bu objeyi ortayı sileyim. Bir tane üçgenimiz var. Bunu dairenin etrafında döndürmeye çalışalım. Rotate, R, O, Enter. Objenin tamamını seçtim. Sağ tuş. Dönme merkezi, merkez nokta. Şimdi burada şu sarı çizgiye dikkat edin. Bu ne yapıyor? Yatayla yaptığı açıyı gösteriyor. Şimdi burada mesela 30 derece gittiğini düşün. 30 derece gitti. Şimdi tekrar bunu yeniden döndürmek istiyorum. R, O, Enter, Rotate. Objenin tamamı. Buradaki seçim sırasına dikkat edin. Sol taraftan gittiğiniz zaman kapsadığı alanı seçer. Sağ taraftan gittiği zaman da dokunduğu yeri seçer seçimde. Bu kritik. Enter. Objeyi seçtik. Enter. Sonra bir base point, merkez nokta tıkladım. Şimdi bakın sarı çizgiye bakın. Şu anda verdiğiniz açı 30 artı değil. Yeniden x ekseniyle yaptığı açıyı gösteriyor. Dolayısıyla eğer bundan sonraki bir açıyı ya da kaldığı açıyı şu anda 30 dereceyi biliyorsunuz ama bilmediğiniz bir açıda kalsaydı bunu yeniden konumlandırmak zor olurdu. Çünkü şu anda yaptığı açı bakın şuradaki sarı noktaya dikkat edin. Sarı eksen çizgisine, kesikli çizgiye. Bu nereden alıyor? Yatayla yaptığı açıyı alıyor. Böyle durumlarda Rotate komutunun güzel kullanımı var. Escape ile çıktım. Problemi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. R, O, Enter. Tekrar objeyi seçtim. Sağ tuş. Dönme açı vereceğim dönme noktası burası. Sonra altta bakın bir referans özelliği var. Rotate komutunun güzel bir özelliklerden birisi bu. Buna tıkladığınız zaman açıyı vereceğiniz bir referans nokta, referans çizgi tanımlayabilirsiniz. Bunun için de referans R enter diyebilirsiniz ya da burada bu komutu tıklarsam referans bir açı belirlemem gerekiyor. Referans da şu noktayla tam ekseni olsun. Bakın burası. Artık referans bu. Kesikli çizgiye dikkat edin. Artık referans bu. Bunu şimdi ben sol taraftaki tam kuadranta taşıyacağımı düşün. Ya da sol tarafa doğru 40 derece gideceğini düşünün. Sağ tarafa doğru yatayla yaptığı açıyı 40 derece tanımlamış oldu. Nereye yaptı bunu? Şuradaki eksen. Bunu tekrar yapıyorum. U enter yaptım. Rotate R O. Objenin tamamını seçtim. Sağ tuş, merkez nokta. Açı vereceğim merkez nokta. Şu anda bakın nereye göre yapıyor? Yataya göre yapıyor. Dolayısıyla ben referans yapacağım. Referansa göre. Referansta orta nokta olmasını istedim. Sonra bir açı ya da bunu istediğiniz yere, istediğiniz konuma konumlandırabilirsiniz. Böylelikle Rotate'in de referans özelliğini yapmış olduk. Bir de tekrar rotate yapalım. Bu objeyi birden fazla döndürmek istediğiniz zaman, yani kopyalama yapmak istediğiniz zaman şöyle yapıyoruz. Yine merkez nokta burası. Copy. Orijinalini sakladı. Yine bir tane döndürmüş oldu. Bunu bir yeniden yapıyorum. Move Enter.
Sağ tuş. Copy. Alt tarafta copy özelliğini seçiyorum. Ya da C enter yapabilirsiniz. Copy. Dönme açısı 60 derece. Enter. Bundan itibaren ne yaptı? Kendisinden itibaren 60 derece yapmış oldu. Bu durumda ne yapmış olduk? Orijinalini sakladı. Yeni bir tane daha oluşturdu. Copy özelliği de objenin orijinalini saklayarak yeni bir geometri oluşturmuş oldu. Bunun tamamını sildim. Buradan devam edelim. Move, copy, rotate yaptık ve şimdi mirror yapalım. Mirror'da bildiğiniz gibi şimdi merkez noktadan yine bir tane dikdörtgen çizeyim. 0.0'dan başlasın. Sağ tarafa doğru 200'e 200 oluşsun. 200 bir tane dikdörtgen oluşturdum. Şuraya bir tane daire çizdim. Şimdi mirror aynalama işlemi yapıyor. Yani mirror aslında simetri yapıyor. Objeleri herhangi bir eksene ya da bir çizgiye göre simetriğini oluşturur. Kullanımı şöyle. Yine diğer modify araçlarında olduğu gibi objeden komuta gidebilirsiniz. Objeyi seçtikten sonra mirror komutunu seçiyorum. Sonra bir çizgi seçmem lazım. Yani aynalama yapacağımız simetri çizgisi. Simetri çizgisi şurası olsun. Alt tarafta ve mouse'un imlecinin yanında, bu eski AutoCAD versiyonlarında sağ tarafta gözükmez bu. Orijinal yani kaynak objeyi, obje silinsin mi diyor. Eğer no derseniz, default'ta no vardır. No derseniz, şu anda no var. Enter'a basarsanız, obje silinmeden yeni bir tane daha oluşturur. Eğer, bunu tekrar yapalım. Mirror komutunu tıkladım. Mirror ekseni burası. Eğer taşıma işlemi yaparsanız, alt taraftan yes'i seçmeniz lazım. Default'ta no var. Yes'i seçmeniz lazım. Ya da buradan mouse imlecinin olduğu yerden yes'i seçmem lazım. Ya da klavyeden kısa yol biliyorsunuz komutların alt özelliklerinde bir açıklamada eğer kısa yol kullanmak istiyorsanız oradaki büyük harfle ve koyu maviyle yazılan kısa yol tuşudur. Burada da Y'dir. Y enter. Ne yapmış oldu? Kaynak objeyi silmiş oldu. Bunu sordu. Kaynak obje silin mi, silinsin mi, silinmesin mi? No dediğiniz zaman silinmez. Yes dediğiniz zaman silinmiş olur. Mirror aracının mantığı bu. Burada şöyle bir örnek de yapalım. Yukarıya doğru da bir tane üçgen çizdim. Enter. Şimdi eğer bir herhangi bir objeyi, bunu biz mekanik tasarımda çok sık kullanıyoruz. Kendine göre döndüreceğiniz zaman buradaki bir eksen olma şartı tabii ki yok. Yani bir çizgi olma şartı yok ama bir doğrusal bir doğrultu seçmemiz lazım. Şimdi ben bu üçgeni kendi merkez noktasına göre, yani alttaki çizginin midpoint'i doğrultusunda döndürmek istiyorum. Yani aslında bunun aynalamasını istiyorum. Şöyle olması gerekiyordu aslında bu. Böyle yapmak istiyorum. Bunu yeniden çizmek yerine var olan objeyi döndürmek, mirror yapmak daha mantıklı. Dolayısıyla mirror komutunu kullanıyorum. Mirror komutunun bu arada kısa yolu MI. Kısa yolu MI. Enter dedim. Objenin tamamını seçtim. Sonra sağ tuş. Buradaki specify first point yani mirror yapacağım objenin mirror line'ını, aynalama çizgisini seç diyor. Buradaki aynalama çizgisi orta noktasından düşünüyordum. Bakın şu anda ekranda bir herhangi bir çizgi falan yok. Ama doğrultu var. Doğrultu başlangıç noktası burası.
bitiş noktası yukarıda bir yerde. Şimdi yine diğer örnekte yaptığımız gibi orijinali kalsın mı kalmasın mı, ben tamamen döndürmek istiyordum. Dolayısıyla orijinali kalmasın. Bu böyle örneklerde yani kalsın mı kalmasın mı'nın cevabı yes anlamı, yes'in cevabı burada önemli. Bu anda, şu anda bu geometri bir anlamsız ama döndürdüğünüz zaman, aynaladığınız zaman, objeyi yeni oluşturduğunuz zaman daha anlamlı olur. Dolayısıyla yes, enter dediğimde benim seçtiğim eksene göre objeyi ne yapmış oldu? Aynalamış oldu. Bu örneği tekrar yapıyorum. U enter bir hamle öncesine döndü. Aynalama yapacağım objeyi tamamen seçtim. Sonra kısa yol M, I, enter. Sonra dönme, aynalama, simetri yapma ekseni. Alttaki çizginin midpoint yani orta noktası dan seçiyorum. Bu arada diğer seçim özelliklerinde olduğu gibi burada da mutlaka ilgili osnap aracı açık olması lazım. Yani bu sağ alt tarafta osnaplardan buradaki araçlar mutlaka açık olması lazım. Şu anda ben neyi seçiyorum? Midpoint. Midpoint açık olduğundan dolayı bunu osnaplardan şöyle de değiştirebilirsiniz. Object Snapped özelliği, Snap özelliği buradaki hangi modu aktif yapmak istiyorsanız onun sol tarafındaki dikdörtgen yeri işaretlediğiniz zaman bunun açık olduğu anlamına gelir. Clear yapabilirsiniz ya da tamamen seçebilirsiniz. Peki alt çizginin orta noktası, sonra yukarıya doğru F8 açık olduğundan dolayı dik yaptı. Ben zaten böyle bir şey istemiştim ama eğer F8 yani dik olmasını istemiyorsanız bu durumda orta özelliğini kapatıp bir açı da tanımlayabilirsiniz. Ya da geometri üzerinden bir açısal bir doğrultu olmuş olabilir. Bunu da seçebilirsiniz. Ya da polar özelliğini, şu alt taraftaki polar özelliğini açıp buradan da istediğiniz açıda doğrultu tanımlayabilirsiniz. Ben şimdi bu aracın alt tarafından yukarıya doğru dik olacak şekilde bir simetri line'ı seçmiş oldum. Sonra orijinali saklansın mı, silinsin mi, silinmesin mi diyor. Ben zaten yeni bir ayna görüntüsünü istiyorum. Dolayısıyla orijinal nesne gözükmesin, silinsin. Yani Y, enter. Peki, mirror komutunun kullanımı da böyle.